Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kahvaltıya yapabileceğiniz çok kolay, hemen 5 dakikada karıştırıp 5 dakikada şeklini verip fırına atabileceğiniz mayasız kolay poğaça tarifi. Özellikle bu poğaçayı kahvaltıya yapmanızı tavsiye ediyorum. Harika oluyor. Siz çayınızı koyun, çay demlenene kadar rahatlıkla poğaçanız hazırlanacaktır. Yarım su bardağı yoğurt. Yarım su bardağı ılık su. Hafif ılık arkadaşlar, çok değil. Yarım su bardağı ılık süt. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurtanın sarısı üzeri için ayırdım. Bir tane akını içine ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığını çok doldurmadan tuz. 1 yemek kaşığı toz şeker. 2 paket kabartma tozu koyacağım ama önce bu malzemelerini bir karıştırayım. Çok kolay oluyor ve de çok lezzetli. Ben üzerine peynir ve domates, biber koyacağım. Ama siz isterseniz sadece peynir ya da hiçbir şey koymayacaksınız. Yuvarlayıp fırına atabilirsiniz. Şimdi burada 6 su bardağı unum var. Yavaş yavaş ilave edip size sonunda ne kadar et ilave ettiğimi söyleyeceğim. Lütfen yavaş yavaş ilave edin. Şimdi önce spatula ile biraz toparlayayım. Ondan sonra yoğrulacak kıvama gelince hamurumu yoğuracağım. Bu esnada tam 6 su bardağı un dediğim için videoyu kapatıyorsunuz birçok arkadaş. 6 su bardağını koyuyor, ondan sonra olmadı. Öyle bir şey yok. Lütfen sonuna kadar izleyin, rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü hamur yaptığınız tarifin en önemli kısmı. Eğer hamurunu iyi yaparsanız iyi sonuç alacaksınız demektir. Şimdi artık spatulayı çıkartayım. Arada böyle unu serpip hamurumu yoğuruyorum. Toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıp 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Bu mayalı bir hamur değil, öyle çok uzun uzun mayalı yoğurmanıza gerek yok. Bu hamurun kıvamı da gayet iyi. Hemen hemen burada yani yarım su bardağından biraz daha fazla un kalmıştır. Sizler de 5-6 bardak arası kullanırsınız. Bazen 6 bardak giriyor, bazen 5 bardak arkadaşlar. Bu malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Bu arada kullandığım bardak ölçüm evimizdeki klasik bardaklardan. Bu yoğurmayı yaparken elinize yapışırsa şöyle arada hafif un serperek de hamurunuzu yoğurabilirsiniz. Çünkü yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Mayasız olduğu için yumuşaklığına çok dikkat edin. Hamuru yeterince yoğurdum. Şöyle kıvamını göstereyim. Böyle hafif elinizin yağlı kalması gerekiyor ve yumuşacık. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şimdi uzun şerit haline getiriyorum. Hiç dinlendirmenize bile gerek yok hamurunuzu. Uzun şerit haline getirip bezeler haline getireceğim. Küçük yapmıyoruz. Hemen hemen ne kadar diyeyim? Bir portakal ya da mandalin arası hamurlar hazırlıyorum. Mayalı olmadığı için çok böyle aşırı derecede kabarmayacak. Şimdi ben elimi alacağım. Büyüklüğüne şöyle bir bakacağım. Birbirinin üzerine eklemeler yapacağım. Yuvarlayıp beze haline getirip kenara alıyorum. Yuvarladıktan sonra tepsiye dizeceğim. Beze haline getirdim. Yağlı kağıdı da tepsime serdim. Toplamda 15 tane poğaça oluyor. Biraz hafif böyle aralıklarla koyacağım. Tepsiye diziyorum. Gerekirse 2 tepsi olarak yapın arkadaşlar. Böyle çok iç içe sokmayın. Bir tepsiye getirdim hepsini. Böyle hafif aralıklarla dizdim. Aralarında biraz mesafe olması yeterli. 1-2 dakika şöyle birazcık beklesin. Hafif, çünkü yoğurduğumuz için hamur biraz gevşesin. Ben peyniri, domates, biberi hazırlayana kadar poğaçalarımı beklettim. Eğer hazırsa sizin, hiç bekletmenize bile gerek yok. Böyle biraz biber, domates, birazcık da peynir koyacağım ben arkadaşlar. Sizler arzu ettiğinizi koyabilirsiniz. Birazcık sıvı yağını kabın içine aldım. Böyle hafif yağlıyorum.
ortasına bastırıyorum. Hafif böyle yağlarsanız çok daha rahat yapacaksınızdır. Şöyle bastırıp çıkarıyorum. Her defasında yağlamanıza gerek yok. Poğaçalarınızın bu şekilde şeklini vermeye başladığınızda fırınınızı da açın. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Tekrar şöyle hafif üzerinden geçiyorum. Gördüğünüz gibi her defasında da yağlamıyorum arkadaşlar. Gerek yok. Bir de mayalı hamur olmadığı için çok aşırı derecede mayalanmayacak. İsterseniz de mayalı bir hamurla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. İçine benim evde böyle beyaz peynir vardı. Beyaz peynir koyuyorum. Sizler de arzu ettiğiniz gibi koyabilirsiniz. Ama çok aşırı böyle eriyen peynir tavsiye etmem. Çünkü bu sefer çok eriyip dışına çıkıyor. Öyle tam dibine koyuyorum. Çok dağılmaması için. Eriyip. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Kaşıkla da biraz bastırın. Dibinde kalsın ve yuvarlak şekli çok dağılmasın pişerken. Şimdi domatesleri böyle uzun uzun doğradım. İç kısmına doğru bırakıyorum şöyle. Poğaçaların şekli resmen ben kahvaltılım diye bağırmıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle koyuyorum. Biraz böyle elinizle hafif dokunun, içe doğru girsin ki pişerken taşmasın. Domateslerden sonra ben böyle biber de doğradım. Boyutuna göre keseceğim, içine koyacağım. Biberleri içine koyuyorum. Gelenleri biraz uç kısmını koparıyorum çünkü fazla uzun yapmışım sanırım. Tam böyle içine gelsin. Sesten dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Bilmiyorum geliyor mu? Yan komşu müzik dinliyor. Şu an herkes evde olduğu için bir şekilde zaman geçirmeye çalışıyor. Hepsini tamamladıktan sonra ayırdığımız yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt. Hemen bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Kenardaki yağdan hemen katlayıp çırpıyorum. Hemen şu kenar kısımlarına sürüyorum. Daha öncesinde de belirttiğim gibi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarınca hemen alıyorum. Lütfen çok fazla fırında tutmayın. Bu aşamaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü çok fazla fırında tutarsanız kurutursunuz. Böyle yumuşacık olmasını istiyorsanız hemen pişince böyle hafif kızarması yeterli. Çok aşırı kızartıp kurutmayın. Ben de şimdi fırına götürüp dikkatlice pişireceğim. Poğaçayı fırından çıkardım arkadaşlar. Tam 25 dakikada pişti. Dediğim gibi çok aşırı derecede kızartıp sakın kurutmayın. Çok da güzel böyle yumuşacık bir poğaça oldu. İnanın ki mayalıdan hiçbir farkı yok. Hepsi de çok güzel. Hemen şuradan bir tane alayım. Altı da gayet güzel pişmiş. Yumuşacık. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz. Görüntüsü bile iştah açıcı. Harika bir şey olmuş. Çok da kolay. Yapımı da çok güzel. Hiç mayaya gerek yok. Beklemeden hemen yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir tane daha alıp videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşıp ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.